bin derste neler olduğunu bilemezsin. Yuna bak. Alex dolabını kapatmadı. Orada bir şeyler parlıyor gibi. Zaten aynı anda birkaç tane kasa var. Onların içine ne olduğunu merak ediyorum. Belki de açmalıyız. Hayır, yapmayın lütfen. Neredeyiz biz? Bence bu yeni meydan okuma. Ne ilginç. Başlayabilir miyim lütfen? Eminim bu kasada lezzetli bir şeyler var. Biraz bilemedim ama bu da çok havalı. Burada Pobet Dağı var. Onlar biraz tuhaflar. Çok lezzetli kokuyorlar. Bahçenin sonuçta bu yemek işte. Mila sen delirdin mi? Lastik yiyemezsin. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Lastik değil, jelibon. Ne kadar lezzetli. Hepsini bir kere de yemek istiyorum. Asa zar zor sığıyor ama bunu başarabilirim. Çok şanslısın. Kıskanıyorum. Annen de miyi de etmezdim. Lezzetliydi ama biraz fazla yedim. O zaman son popeti bize verebilir misin? Evet, onu kendimiz alıp kimseye sormamızı öneririm. Aslında her şeyi görüyorum. Popetime dokunmayın. Onu kendimle başa çıkabilirim. Tamam tamam, o zaman kasamı ben açacağım. Bu da ne böyle? Gözlerime inanmıyorum. Gerçek hareket ediyorlar. Hayır, bunlar gerçek solucanlar. Korkunç. Keşke senin yerinde olmasaydım. Loli. Bunu benden uzak tutun. Görünüşe göre solucanların tam Mila'ya uçtu. Ne yaptın sen Loli? Hemen hepsini temizle. Sakin ol. Sadece elektrikli süpürgeye ihtiyacımız var. Mila'nın burnunun hemen altında bir solucan var. Bu hiç komik değil Alex. Yeter. Mila endişelenme. Şimdi bunu halledeceğim. Elektrikli süpürgeyi kapat. Dudaklarımı emdi. Çok komikti. Fatih'le Mila'ya ne olduğuna baksana. Dudaklarım şişmiş köklere benziyor. Hepsi sizin suçunuz. Alex'in suçu sürekli gülüyordu ve beni rahatsız ediyordu. Ona ders verme zamanı. Ne yaptın sen Jolly? Ağzım solucanlarla dolu. Şimdi biz de gülebiliriz. Bu arada kasanı tamamen unuttun. Burada garip bir şişe var. Bunun ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de tadına bakmalıyım. Nasıl peki? Bana bir şeyler oluyor galiba. Anlamıyorum tam olarak ne. Mila bak. Alex ufacık oldu. Aynen. Ona yakışıyor. Çok hoş görünüyor. Alex sıkı tutun. Seni masaya kaldıracağım. Teşekkürler tatlım. Ama biraz daha dikkatli olabilirdin. Sen nasıl da tatlısın Alex. Her zaman böyle kal. Şimdi sakıncası yok. Vay cınak Popik. Sonunda onu deneyebilirim. Ve üstünde atlayabilirim. Harika. Popik trombolinden daha iyi. Ne yapıyorsun Alex? Hayattan zevk alıyorum. De gerçekten bayağı tatlı. Havada öpücüğünü size gönderiyorum. Oh, tamamen zıplamayı bırakım, yoruldum. Aslında biraz oynayalım mı? Daha neler, aptalca şeyler yapmayacağım. Beni ısırmana gerek yoktu. Sadece hayır diyebilirdin. Ama bu çok eğlenceli. Eğleniyor musun? Şimdi sana gerçek eğlencenin ne olduğunu göstereceğim. Savaş! Neyin peşindesin Jolly? Solucanı yenmemi istiyor. Çok kolay. Onu bir elimle öldüreceğim. Şimdi çok da iyi gitmiyor. Sorun değil. Hala telafi etmeye fırsatım var. Aferin Alex. Sen kazandın. Al bakalım aptal solucan. Çok az kaldı. Ve ben neredeyse kazandım. Bu ne güç. Süper. Bize hoş bir sürpriz yaptın. Onların geri dönme zamanı. Yine eskisi gibi oldun. Ve bunu sevindim. Bu sefer ben başlayabilir miyim? Bizim için sakıncası yok. Bacınla bunu görüyor musunuz? Yeni iPhone'umu aldım. Ne kadar da havalı. Bu hava etmek için bir sebep değil. Hepiniz beni kıskanmalısınız. Asla böyle bir telefonunuz olmayacak.
Alex çekmeme karışma. Ver şunu bana, telefonda alacağım. Görünüşe göre bu uzun sürecek. Bana verin, yeter artık. Ne yapıyorsun Mila? Hemen telefonu geri ver. Beni rahatsız etmeyin, ben oyun oynuyorum. Aslında ben istiyorum. Ne olmuş yani, bunda değil. Ne yaptınız siz? Telefonumu düşürdünüz. Ups, bu çok garip oldu. Ona ne oldu Alex, söyle bana. Bunu görmesen iyi olur. Hayır, bunu yapma. Düştü, kırıldı. Üzgünüm Julia, bunu yapmak istemedik. Kavga etmeyelim. Kasanın içinde ne olduğuna bakalım. Sanırım garip bir ses duydum. Orada ne var? Ulaşamıyorum. Sanki benden kaçıyor gibi. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kurbağa. Ciddi misin? Olamaz. Biri onu kafamdan alsın. Üzgünüm ama ona dokunmayacağım. Sanırım kurtuldum. Hayır, sadece benim üstüme atmadı. İşte bu çok komik. Barbie yapışırmış resmen alınan o. Ne yaptın sen Jolie? Neredeyse onu yutuyordum. Bence biz boşuna o kadar çok korktuk. Ne kadar tatlı olduğuna baksanıza. Ya bu büyülü bir prensse? Büyünü kaldırmaya çalışacağım. Öpmeye çalışacağım. Peki nasıl oldu mu? Mila kurbağayı öptü. Ne olmuş yani? Kontrol etmem gerekiyordu. Ben de kasamdakileri kontrol etmeliyim. Burada bir çeşit şapka var. Onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Giymeyi dene. Belki yakışır sana. Dikkatli ol Mila. Kurbağan iyi nasladı. Vay canına. Ona ne olduğuna baksanıza. Şimdi sanki çikolatadan yapılmış. Evet, gerçekten öyle. Bacınla kesinlikle çikolata, nefis. Şapkının ne sonuç çalıştığını anladım. Ben zaten ona ne koyacağımı biliyorum. Ne yapıyorsun Jolie? Zaten yaptım, telefonumu çikolataya çevirdim. Mükemmel bir icat. Ne kadar lezzetli. Benim de bir şey dönüştürmem gerekiyor ama benim hiçbir şeyim yok. Bak Jolie, Alex çikolataya dönüştü. Ne yapıyorsun tatlım? Neden parmağına ihtiyacın var? Dur, onu yemene gerek yok. Haklısın, ben bir şey düşünmedim. Alex'i nasıl geri getireceğimi biliyorum. Sadece şapkanı çıkarmam gerekiyor. Teşekkürler Jolie. İlk olma sırası bende. Sanırım bu sefer lezzetli bir şeyler aldım. Vay canınız, çikolata ve smoothie. Havalı görünüyor, paylaşacak mısın? En azından önce onu açmam gerekiyor. Ne kadar beceriksiz birisin. Buradan döndürmelisin. Teşekkürler. Şimdi benimle paylaşacak mısın? Tabii ki hayır. Bunu nasıl düşünebilirdin? Hepsini kendim içeceğim. Bu arada çok lezzetli. Aç gözlü. Ben sana yardım ettim. Tamam, al o zaman. Ne yapıyorsun Jolie? Tüm kokteylimi dökeceksin. Eğer paylaşsaydın her şey iyi olacaktı. Çok komik. Mila'nın sırası geldi. Açmak istemiyorum. İçinde kesinlikle tatsız bir şeyler var. Of ya, kokuşmuş balık. Size söylemiştim. Onunla ne yapacağım peki? Bunu ağzıma koyamam. Çabuk ye, yoksa boğuluruz. Ama istemiyorum. Sadece sizin için bunu yapmaya hazırım. Bu çok iğrenç. Korkunç. Hayatımda bir daha asla balık yemeyeceğim. Hala kalmış. Çabuk bitir şunu. Tamam tamam. Ben de tüm balıkları hemen yemeliyim. İnanılmaz. Böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Mila'nın böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Yavaş ol. Yüzüme bir balık fırlattın. Ama bu komikti. Peki öyle değil. Sen kasanı aç. Burada bir tane şeker var. Onunla ne yapacağım peki? Muhtemelen yiyeceğim. Hepsi bu. Lezzetli ama çok azdı. Minicik. Garip bir şey. Haklısın. Ay, belki de bir açıklaması var. Bana neler oluyor? Yüzün şekerle kaplı. Ellerin de. Bacından. Şeker yine de sihirliymiş. Bakın, eski şekerlerin yerine yenileri geliyor.
Okay. Ben de deneyebilir miyim? Harika, enfes. Bakın, şimdi ben de şekerle kaplıyım. Süper, nasıl da hoşuma gitti bu. Gidiyor musun Mila? Evet. Çok garipler. Yaşasın yeni kasalar. Benimkini açmaya hazırım. Ağacının içinde bir kavanoz Nutella var. Aynen ne kadar büyük, süper. Nereye çöp attığına dikkat et Jolie. Ay çok acıyor. Üzgünüm Nutella benim bu kadar dikkatsiz yaptı. Sadece denemek için sabırsızlanıyorum. Bakın ne kadar çikolatalı. Bu gerçek bir zevk. Ben de istiyorum. Harika. Yine de biraz olacağım. Teşekkürler. Bir daha Nutella'ma yaklaşma Alex. Onu kimseye vermeyeceğim. Jolie her tarafım bulaştı. Ne olmuş yani? Oh hayır. Görünüşe göre elim kavanoza sıkışmış. Birinin acil yardıma ihtiyacı var gibi. Çek Alex, hayatım boyunca böyle yürümek istemiyorum. Çekiyorum ama hiçbir şey işe yaramıyor. Yardım edin, düşüyorum. Ama sen kendin çekmemi istemiştin. Bacın hanım, telefonunuz artık bende. Nasıl olduğumu sormak istiyorsanız iyiyim. Bizi sormak gerekirse sormak istemedik. Devamı neden aldınız? Aa, burada hala kaldığına çok sevindim. Benim kasada ne var bakalım? Hemen gaz maskelerini getirin. Bu peynir ve küflü. Şu an onu yersen gaz maskesine gerek kalmayacak. Bence Mila dostça yardımımıza ihtiyacı var. Aslında hayır. Yardım etmenizi istemedim. Sanırım işe yaradı. Neredeyse her şeyi yedin. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Kusacağım şimdi. Zar zor dayanıyorum. İyi ki her şey yolunda. Sadece benim gizli kasam kaldı. İçinde bir kaya delik var. Bence çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. Oh hayır, ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? Bu çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. Tamam, tek yapmam gereken en iyisini ummak. Ay çok acıtıyor. Yeter mi artık? Tabii hayır, çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm inleleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşalarım bile var. Tadam! Şimdi her şeyi ısırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından lezzetlidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Hayır, yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. Kıpırdama, bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay, Vita, dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır, gördün mü? Oyun yuvarlak kokuları var. Bu da benim oldukları anlamına geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak işlemeden sonra toplar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Awesome. Dondurmayı Vita'ya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex, şimdi sen de kapağını açabilirsin. Vay canına. Ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebeğleri sandviçin tadını nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Enfes! Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex hayır hiç üzülmedim. Awesome! Of of of!
Ama burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden? Yardım edin. İç yangını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Vay canına. İşte bu gösteri. Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Vita'da cips var. Bende ne var? Vay canına. Umarım ben de şanslıyım. Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. Hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak. Çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar sulu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Kendime nasıl da biraz karpuz alabileceğimi biliyorum. Özel bir kaşıkla. Casey tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım. Iskaladığın istediğin kadar atabilirsin. Bu arada karpuzu bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır? Vita sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. Ben de. Ve bu yüzden kesinlikle Vita'yı cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok iyi. Acayi neden boş? Tüm cipsler nerede? Kabus! Bunu yapmaya kim cesaret etti? Cipsler her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığım için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Ay, hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl cüret edersin? Şimdi köpekler mi kokuyoruz? Eğlenceliydi. Kızlar, sizce bu sefer kimin şanslı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mağazalarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen dilimleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolataya bir çift kalite teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık Casey'nin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilimi yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici. Hadi ama asıl önemli olan artık sushi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Hayır, onların yardımıyla yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmanı kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde sushi alıp böyle yemek. Havalı rahat ve eller temiz. Peki ya arkadaşına paylaşmak? Hayır. Dahası neden sushi'ye ihtiyacın var ki? Çok sulu limonların seni bekliyor. Ne kadar ekşi olduğunu hayal edebiliyorum. Defol. Limonların bu meranklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları tabii ya.
limonları daha az iğrenç hale getirmenin bir yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. Awesome! Wow! Ups! Alex üzgünüm. Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Tamam, saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. Of! Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Ferahlatıcı bir duşa ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be! Yüzünü görmeliydin. Soğan olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O soğanın ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinin pizzasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin seni beklediğini bilmek çok güzel. Ve eğer küçük bir parça keserseniz onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. Parça kare şeklinde, bu da benim olduğu demek. Of ya, neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam, beni tamamen soymadıkları için bari iyi. En azından bir şey yiyebilirim. Beni bir sürü patlayan şeker bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. Bacına gerçekten harika. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlıya şeker açgözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını bileceksin. Aynı orijinal videoları kaçırmamak için Parara kanalımıza abone olun. Ve yorumlarda hangi şekil giyecek istediğinizi yazın.